Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle miniklerimiz için güzel bir şapka çalışması yapacağız. Şapkamızı örmeye tepe noktasından başlayacağız. Gerekli artışlarımızı yaptıktan sonra şapkamızı artırmadan örüp sonrasında gördüğümüz gözlerimizi, kulaklarımızı ve işlemelerimizi çalışarak tamamlamış olacağız. Şöyle görelim. Gayet kolay bir çalışma. Hemen birkaç saat içerisinde tamamlayabileceğiniz güzel bir çalışma. Renklerimizi pembe değil de mavi kullanarak erkek bebeklerimiz için de çalışabilirsiniz. Yine burnunu kırmızı renk uygulayabilirsiniz. Diğer Kenarlardaki hem şapkamızın alt kısmındaki hem kulaklarımızın kenarlarındaki renklerimizi, renklerimizi mavi ya da diğer tonlarda kullanarak erkek bebeklerimiz için de güzel bir çalışma yapabilirsiniz. Evet ben kolay gelsin diyerek hemen şapkamızın yapımına geçmek istiyorum. Kolay gelsin. Minnak bebeğinin altın ilmek ipini kullanıyorum. İpim %100 primium akrilikten oluşmakta 100 gram ve 200 metre biraz kalınca bir İp şöyle görüldüğü gibi çünkü 100 gram iplerimiz genelde 300 metre civarında olur. Burada 200 metre olması ipimizin biraz kalın olduğunu bize anlatmakta. Yani alacağınız iplerde şuradaki metreye bakarsanız ipinizin inceliği ve kalınlığı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. 100 gramsa 350 metre civarında ise ipimiz incedir ya da 400-450 metre ise ipi incedir. Bu genelde tiftik iplerde karşımıza çıkmakta 400 ürün metre civarı. 100 gram 200 180 100 metre ise metre azaldıkça ipimizin kalınlığı artmaktadır. Bu da küçük bir fikir olarak aklımızda bulunsun ip alırken yardımcı olacaktır. Ve 3,5 numaralı da tığımı kullanıyorum. Hemen zincirimi çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. İpimi tuttum. ilmeğime giriyorum ve kapatıyorum. İpimi sıkıştırıyorum ve hemen bir iki tığımı başını doluyorum giriyorum tek seferde çekiyorum iki oldu toplamda 12 defa aynı işlemi yapıyoruz üçüncüyü başında doluyorum tek seferde çekiyorum dördüncü tek seferde ipimizi de gizlemekteyiz 5 6 7 8, 9, 10, 11 ve 12 ipimizi de gizliyoruz. Bakın 12 defa tek seferde başını dolayarak ördüm. Şimdi kapamadan önce arkadaki bakın burada ortada bir açıklık var. Arkadaki kısa ipimi gücümüzün yettiğince çekelim ve buradaki ara boşluğun kapandığına şahit olalım. Şöyle bakınız arayı kapatalım. Şimdi 12. trabzanımızdan ilk zincirden oluşan trabzanımızın üzerine gelerek batıyorum. İpimle buradan ilmeğimi çıkarıyorum ve geçişimi yapıyorum. Birinci sıramızı bu şekilde örerek tamamladık. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum Hemen Yanındaki bakınız şu tepe noktalarında buğday gibi görmekteyiz. Onun ilkinin tepesine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Aynı yere batarak tek seferde çekiyorum. Bir sonraki bakınız. Trabzan üzerine batıyorum. Her bir trabzanımızı ikişer defa örüyoruz. Bir aynı yere batıyorum. 2 Devam ediyorum. Bakınız çok çok kolay. Bakın şöyle hemen giriyorum. Bir. Giriyorum aynı yere. İki. Aynı yere batarak ilerliyorum. Bütün trabzanlarımı ikişer ikişer ördüm şöyle görelim en son bir olarak başlamıştık bakınız tekti hemen dibine batıyorum çekiyorum aynı yere gelerek batayı batıyorum şöyle iki kat olarak alalım ilmeğimizi geçişimi yapıyorum bütün trabzanlarımı iki olarak ördüm hemen sayalım başlangıçtaki bölümden sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ve 24 başlangıcımızı da saymıştık. Şimdi 3. sıramıza başlayabiliriz. 3. sıramız için yine 2 tane zincirimi çekiyorum şu şekilde. Tığımın başını dolayarak hemen dibine şöyle ilmeğimi tam alarak batıyorum. Çift olarak ördüm. Aynı yer bir sonrakini tek olarak örüyorum. Sıradaki trabzanımı bir ve aynı yere batıyorum. İki. Bir tek bir çift olarak örüyoruz. Tek örüyorum. Sıradaki aynı yere batıyorum. Çift. Tek. Aynı yere batıyorum. Çift. Tek bir sonraki çift tek bir sonraki yine çift bir tek bir çift olarak üçüncü sıramızı da tamamlayalım tek ördüm şimdi çiftimi örüyorum bir tek bir çift bir tek bir çift en son trabzanımı tek olarak örüyorum ve tamamlıyorum bir önceki sıramızdaki zincirden çektiğim bölüme girerek geçişimi yapıyorum ve tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift örmüştük. Bu sıramızda ise iki tane tek bir tane çift örüyoruz. Bir tek yanımız yanında hemen trabzana batıyorum. Tek bir sonraki trabzanımı çift olarak örüyorum. İki tek bir çift. Bir, iki tek aynı yere batarak örüyorum üçüncümüz çift iki tek bir çift tekrar tek tek ve çift aynı yere batıyorum 1 2 3 4 dördüncü sıramızı iki tek bakınız iki tek bir çift iki tek bir çift şeklinde örerek tamamlayalım Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Yine X zincirimizin tepesine batıyorum. İlmeğimizi geçiriyorum. Bir iki tane zincirimi çektikten sonra hemen ilk sıradaki trabzanımı örüyorum. İki bir tane daha örüyorum. Üç tane tekimi örüyorum. Dördüncüyü çift örüyorum ve bu sırada da artışımıza devam ediyoruz. Üç tane tek bir iki üç dördüncüyü çift örüyorum. yuvarlak olduğu için artırarak büyütmemiz gerekmekte. baş ölçümüzün yeterli oluşuna kadar bir çift üç tekimi ördüm. tekrar çiftimi örüyorum. yaş ne kadar büyük ya da ipimiz ince ise yani istediğimiz genişliğe ulaşana kadar artışlarımızı bu şekilde devam ediyoruz. artışlarımızı devam ettiğimiz sürece içe doğru bir kıvrılma olmayacaktır. 3 tane tek bir tane çift aynı yere batıyorum görelim şöyle Başlangıcımızdan itibaren beş sıramızı tamamladık. 1 iki, üç, dört, beş. Şimdi öreceğim baş ölçüsü için bu büyüklük yeterli. Ben artışlarıma son vermek istiyorum. Eğer ipiniz ince ise ya da daha büyük yaş grubu için örecekseniz yine artışlarımıza devam edebilirsiniz. Bu kez dört tane tek, beşincisi çift. Bir sonraki sırada beş tek, altıncısı çift. Her bir sırada tek sayısını birer birer artırarak istediğiniz baş üzeri ölçüsü oluşana kadar örebilirsiniz. Şimdi tamamını ölçüyorum. Bakınız 12 santim tepe ölçüsü. Şimdi bir sıra daha hiç artış yapmadan devam ettiğim için devam edeceğim için biraz daha büyüyecek. Şimdi şöyle görelim. Bakınız 12 santim. 11 buçuk tam aslında ama ipimizin şöyle genişlemesiyle 12'yi bulacaktır. Şu şekilde görelim. Bir sıra hiç artış yapmadan örelim. Artık şapkamızı aşağı doğru döndürmeye başlayacağız. Geçişimizi yapalım. İki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak giriyorum. Tek seferde örüyorum. Sıramızı hiç artış yapmadan birebir şekliyle örelim. Her bir trabzanımı bir defa örüyorum. Batıyorum. Tek seferde batıyorum. Tek seferde çekiyorum. işlemden sonra yeniden ölçelim. Bundan sonraki sıramızda kıvrılmaya başlayacaktır. Artışımızı yapmadığımız için. Evet hiç atlamadan birer birer örerek ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar ördük. Bir alt sıramızda yani 5. sıramızda artış olduğu için bu sıramızda bakınız hiç kıvrılma olmadı. Kendisini gayet güzel toparladı. Şimdi ölçümüzü şöyle tekrar kontrol edelim bakınız 11 buçuk civarındaydı şöyle tam 12 değildi şu kadar daha tepe kısmının büyüdüğünü görmekteyiz Evet yine hiç artık artış yapmadan yeterli olana kadar örmeye devam edelim. Şöyle isterseniz bir tane işaretimizi buraya takalım. Kaç sıra ördüğümüzü daha sonrasında sayalım. Bu yine başımızın üstünde kalacak bölüm. Artış yapmadık fakat bir önceki yaptığımız artışla bu sıramızı kurtarmış olduk. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 6. sırama işareti koyuyorum. Daha sonra hiçbir şekilde artış yapmadan örmelerime devam ediyorum. Böyle bir tane işaret taktım. Sırf bu saymamız daha kolay olsun diye. Evet şimdi yine geçişimizi sizlerle birlikte yapalım. Çok fazla daha büyütmenize gerek yok. Bir de örgü olduğu için zaten açılacaktır. Geçişimi yaptım. Bir ve iki. iki tane zincirimi çektikten sonra örgümü şu şekilde çeviriyorum. Bakınız arkasını çeviriyorum. Her bir trabzanımı bir defa öreceğim. Bakınız, ilk trabzanımı ördüm. Şimdi ikinci trabzanımı örüyorum. Şuradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Arkaya çevirdim ve devam ediyorum birer birer. Bir tersten bir düzden öreceğiz. Bundan sonrasında. 6 sıramızı tek yönden ördük. Bakınız kıvrılmaya başladı. Artık artışımız olmadığı için başlangıç 20'e kadar ilerliyorum. Evet sıramızın sonuna kadar geldik. Bakınız ön yüz burası dış yüzden örmüştük. Ve her bir trabzanımı bir defa ördüm. Lütfen burada artış yapmamaya dikkat edelim. Bakınız bu bunun trabzanız bunun ve buradaki trabzanımız hepsini birer defa ördük geçişimi yapıyorum. ilmeğimi geçiriyorum iki tane zincirimi çektikten sonra ön yüzü çeviriyorum ve bu kez ön yüzden örüyorum bir sıra ön yüz bir sıra arka yüzden örerek istediğimiz ölçü gelene kadar devam edelim ve lütfen geçişte artış yapmamaya dikkat edelim sadece yanılabileceğimiz nokta Orası kontrolümüzü yaparsak hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Dümdüz örelim. Evet, ilerleyelim. Şapkamızı örmeye devam ettim ve büyüttüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ve 12 sıramızı bakınız artış yapmadan ördük. Yükseklik olarak santim olarak bakalım şöyle. Başlangıçtan uç kısma kadar 15 buçuk santim olduğunu görüyoruz şimdi şöyle yakından da baktıktan sonra bakınız gayet hoş oldu şöyle tepe kısmımızı görmekteyiz artışlarımızı düz yaptık aşağıya indiğimiz yerde ise bir ters yönden bir düz yönden ördük hep aynı yöne örmedik Evet şimdi birleşmemizi yapalım bakınız beraber ben yaptım birleşmemi şu şekilde. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan ayıralım. Ve yeni bir renkle örmeye başlayalım. Ben pembe ipimi kullanmak istiyorum. Pembemizle örelim. Erkek bebekler için yapacaksak yine maviyi tercih edebiliriz ya da tamamen beyaz olarak da örebiliriz. Ben kız bebek için örüyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve herhangi bir yerden örmeye başlıyorum ve düz yönden bakınız şu şekilde alıyorum 1 2 ve 3 ipimi gizliyorum tamamen bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum her bir trabzanımıza bir tane batalım Bakın şu kısımdan alıyorum. Şöyle şuradaki tam orta yerinden girerek örüyorum. Eğer aşağı kısım biraz toparlanmasını isterseniz içe doğru şu şekilde yan 10 trabzanda 20 trabzanda bir yapabiliriz şu işlemimizi. Bir defa çektim. ikinci kez çekmeden beklettim. Diğerini yine aynı şekilde bekleterek tek trabzan gibi yapıp daraltabiliriz. Çok sık olmamak şartıyla. Evet sonuna kadar pembe rengimizi örerek tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Birkaç tane daralma işlemini yaptım ve başlangıç noktamın hemen yanındayım. İlk zincirimden çektiğim trabzanın üzerine gelerek batırıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve bu tarafa geçiyorum bakınız yani yine ilmeğim burada 3 zincir çekiyorum 2 ve 3 lastiğimizi örmeye başlıyoruz zincirimizin üzerine yine zincirden trabzanımızı oluşturduk sıradaki trabzanım ise yandan alarak yine bir defa dolamıştım iki defa da örüyorum bir sonrakinin ardından alıyorum yine yan tarafından ardından lastik örgümüzü bir yandan bir de ardından giriyoruz ve örüyoruz. Bir yandan bir ardından alarak sıramızı tamamlayalım. Evet ikinci sıramızı da tamamladım. Yine zincirden ördüm. Trabzanımın tepe noktasına batıyorum ilmeğimi geçiriyorum. Bir iki tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Bakınız bir ile ikinci trabzan arasına tek seferde çekiyorum. Bir sonraki bakınız araya giriyorum. Bir defa başını dolamıştım. Tek seferde kapatıyorum. Yine bir sonraki tam iki trabzanın arasına giriyoruz. Tepe noktalarına batmıyoruz. Bir defa başını dolayıp tek seferde çekerek örgümüzün yani şapkamızın ters tarafından başa doğru ilerliyoruz. İki trabzan arasına giriyoruz. Ve tek seferde çekiyoruz. Evet sıra başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet tamamını örerek geldim başlangıç noktamıza kadar şöyle görelim. Bakınız şapkamızın altına iki sıra lastik örgümüzü ördük ve üçüncü sırada başını bir defa dolayarak kapadık. Şimdi son birleşme işlemini birlikte yapalım. En son trabzanımı ördüm. Başlangıçtaki ilk trabzanımı bakınız iki zincirimin arasına giriyorum ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi keserek kendi rengi içerisinde gizleyelim Evet şapkamızı alt zemin olarak bu şekilde hazırladık. Şimdi süsleme işlemlerine geçelim. İlk önce tavşanımızın gözlerini örelim üzeri için siyah ya da lacivert, eee koyu bir renk ipimize ihtiyaç var. Yine zincir çekerek örmeye başlayalım. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. İlk bakınız tuttuğum yerden tığımın ucunu geçiriyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak ortadaki minik yuvama giriyorum. 1 ve 2. 1 ve 2 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane trabzanımı ördüm Eğer e, daha gevşek kaldıysa birkaç sıra daha örebilirsin yani birkaç sayı daha örebilirsiniz 13 15 şu kısmın dolu olması gerekiyor arkadaki ipimizi görüyoruz ve hemen hızlı bir şekilde buradan ipimizi çekiyoruz ki aramız kapansın. Yani gözümüzün ortasında boşluk kalmasın. İlk zincirden çektiğim trabzanın üzerine geçiyorum. İpimi buradan ilk yani son trabzanın içerisinden geçiriyorum. İlk trabzana batıp bakınız ilmeğimizi geçiriyoruz ve bir tane zincirimizi çektikten sonra ipimizi keserek birinci gözümüzü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Aynı şekilde ikinci gözümüzü de örelim gözümüzün iki tanesini de tamamladık. Daha sonra birlikte dikeceğiz. Şimdi kulaklarımız için zincirimizi çekelim ve örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim ve sayıyorum. 1 2 3 4. 4. zincirin içerisine geri dönüşümü yaparak bir tane trabzanım örüyorum. Daha sonrasındaki devam eden zincirlerimin üzerine trabzanlarımı birer birer örüyorum. Diğer kulağımızı da aynı şekilde örelim. Evet kapatıyorum şöyle bakalım 2, 4, 6, 8. 8 tane trabzanımızı ördükten sonra 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibindeki minik göze bir defa batıyorum. Minik artışlar yapıyoruz burada. Dikkat edelim. Tek seferde çekiyorum. Bakın hemen dibine battım. İkisini birlikte sayarsak bir trabzanımız 2 oldu. Sayıyorum. Altta 8 trabzanla başlamıştık. Şimdi 2, 3, 4 5 6 7 8 son trabzanıma batıyorum 9 bakın bir tane diğer yönden arttık bu yönden artmıyorum 9 oldu şimdi 1 2 bir sonraki sırada artışımızı yapacağız burada 2 zincirimi çektim. 9 olmuştu. 8 9. Şimdi 3. sıramızdayız. Örgümü yönü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum. Zincirimde 1, batmış olduğum nokta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve en son batıyorum. 10. Birer birer arttık bakınız. Başlangıçlarda atıyor, artıyoruz. Bitişlerde artmıyoruz. 3 sıramızı ördük. 8 9 10 olduk. Şimdi 2 zincirimi çekiyorum. 4. sıramızda örgümün yönünü çeviriyorum. Zincirimi 1 diye sayıyorum. Hemen dibine batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve son zincir üzerine batıyorum 11 tekrar iki tane zincirimi çekiyorum bir diye sayıyorum bunu hemen dibine batıyorum hemen bakalım şuradaki trabzanımızın dibindeki bölüme batıyorum 2 zincirimizle birlikte 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12'ye kadar artış işlemini yaparak kulağımızı genişlettik bakınız. 8'de başlamıştık. 12 oldu. 1 2 3 4 5 sıra ördük. Şimdi 5 sıradan sonra daralma işlemine geçmek istiyorum. 12 olmuştu. Tığımın başında doluyorum. Hemen dibine değil, bir sonraki yere batıyorum bakınız. Dibindeki ilk göze değil, bir sonraki göze batıyorum. 12'yi de 11 olarak tamamlayacağız. Zincirimiz 1. Öreceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve Şöyle batıyorum. 11. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Bu sıramız da 10 olacak. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine değil. Bir ileriye batıyorum. 1 zincirimizde 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Zincirimi çekiyorum. 1 diye sayıyorum. 9 olacak bu sıramızda. 2 3 4 5 6 7 8 ve şöyle batıyorum. 9. 2 tane zincir çekiyorum. Bu sıramızda 8 olacak. Ben dibine değil bir sonraki yere batıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 2 zincir çekiyorum bu sıramızda 7 olacak dibine değil bir sonrakine zincirimiz bir ördüğümüz 2 3 4. 5 6 7 kulağımızı sivriltiyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. 6 örüyoruz. Bakınız 1 atlıyorum. 2 3 4 5 ve 6 2 tane zincirimizi çekelim. Ve hemen yanına değil bir sonrakine 2 3 4 ve 5 yeterli. Bakınız bir tane zincirimizi de çekelim. Şapkamızı tamamlamış olalım. Evet kulağımızı bu şekilde ördük. Diğerini de aynı şekilde örelim. 8'den başladık. 12'ye kadar çıktık. Daha sonrasında ise birer kenardan her bir e, ya örmeye başladığımız kenardan birer eksilerek en son 5 trabzanda kulağımızın tekini tamamladık. Şimdi kenarını da tığlayalım. Pembe ipimi düğümümü attım. Bir zincir çekerek ve hemen kenar tığlamasına başlıyorum. Şöyle görmüş olduğumuz ilk İpimizin bulunduğu noktaya girelim. Buraya bir zincir çekip sabitleyelim kendimizi. Sonra ipimizi de alarak bu tarafa alıyorum. Başını bir defa doluyorum, tek seferde çekiyorum. Başını bir defa alıyorum, tek seferde çekiyorum ve ipimi gizleyerek diğer sıraya geçiyorum. Yine ipimi gizliyorum. Tersinden örüyoruz diğer tarafı düz olacak bakın ipimizin olduğu yerden başladık her sıramızı iki defa örelim bir iki her sıramı bakın bir iki ve ilerliyorum başını doluyorum ikişer ikişer batıyorum En son trabzanımın bulunduğu noktaya geldim. İki defa ördüm. Üçüncüyü örüyorum. Bakınız üçüncü ördüm ve hemen yanındakine batıyorum tek seferde. Bir sonraki trabzanın arasını tek seferde örüyorum. Yine diğer dönüş olduğu için şurası. Bakınız şu kısım. Üç defada burada örüyorum. 1 2 3 Sadece en tepe kısımda üçer defa. Diğer bölümlerin tamamı ikişer defa başını dolayalım. Her sırada aşağı doğru ilerleyelim. En son başlangıçtaki trabzanın bulunduğu yere geldim. Ve en son bakınız iki defa ördüm. Bir defa da trabzanın kendi üzerine batıyorum. Ve toplamda üç defa ördükten sonra bitişimi ipimi kesiyorum ve kulağımızı bu şekilde tamamlamış oldu kulağımızın ön yüzü burası diğer taraf arkası olacak bakınız ön yüzü ipimizin şöyle tuttuğumuz zaman sağ tarafımda kalan yer ön yüz olarak dikmeye başlayacağım diğer kulağımızı da aynı şekilde örerek tamamlayalım kulaklarımızın her ikisini gözlerimizin her ikisini ördük dikiş işlemine geçmeden önce gözümüzün bir tanesine bakın bir ışıltı yaptım şöyle Beyaz ipimizi takalım, bir tane ışıltı çalışması yapalım. İpimizi kestikten sonra şöyle düğümümüzü atalım. Bir tane ışıltı yeterli olacaktır. Evet, ipimi düğümümü atıyorum ve dikmeye başlayabiliriz. Önce kulaklarımızı dikelim, ışıltılarımızı tamamladıktan sonra düz yönümüz burası hemen tepede güzel bir nokta tayin edelim 1 2 3 4 4. sıramızı dikelim bakınız en tepe ile birlikte saydım 1 2 3 4 4. şu şekilde yerleştirelim birinci katından giriyorum arkaya geçmiyorum ve dikiyorum bakınız Biraz büzüyorum kulağımızı. Arkayı dikmemeye gayret edin. Dilerseniz elinizle tutarak da yardımcı olabilirsiniz. Biraz daha büzüyorum. Ortaya toparlayarak diktim. Şuradan pembeden alıyorum, giriyorum. Bakınız beyazıma tekrar geçiyorum. Üzerek dikiyorum. Pembenin bulunduğu noktaya geçiyorum. Şu kısma bir daha dikiş atıyorum tamamen el becerisiyle ve şapkamızı arkadan dikmemeye gayret ederek arkadan derken diğer yönünü dikmemeye gayret edelim. Silelim. Elimi içinde tuttum. Bakınız. Biraz sabitledikten sonra elimizi içeri geçirerek dikişimizi sağlamlaştıralım. Pembelerimiz hemen hemen birbirine yaklaştı. Bakın. Evet kulağımız şu şekilde sağlamca dikilmiş oldu. Aynı şekilde diğerini de dikelim. Aynı hizada olsun lütfen. Alıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Dördüncü sırama dikmeye başlıyorum. İlk şöyle hemen alalım bir sabitleyelim. Dilerseniz tl edebilirsiniz. dördüncü sıradayız evet büzüyorum Evet iki kulağımızın ikisini de diktim. Şimdi gözlerimiz için yerlerimizi belirleyerek hemen gözlerimizi de birer birer dikerek işlemlerimizi azaltalım şöyle ve şöyle gözlerimiz dikelim sayalım 1 2 3 4 şöyle giriyorum sağlam olacak bir şekilde dikişimizi yaparak hem kenarlarından hem ortadan sabitleyelim kullanışlı olsun düğümümü atıyorum Diğer gözümüzü de aynı şekilde dikelim. Her iki gözümüzü diktikten sonra burnumuzla ağzımızı da çalışmaya başlayabiliriz. Şimdi burnumuzu hemen gözlerimize yakın bir yerden işlemeye başlıyoruz. Gözümüzün hemen altında. Şu şekilde bakınız. Şuradaki sıram kalsın. Ortalıyorum. 4 şöyle ortalıyorum. Ve hemen şuradan işlemeye başlıyorum sarma yöntemi kullanıyoruz dilediğiniz yöntemle çalışabilirsiniz genelde sararak bakınız aşağıya merkez yapıp yukarıya doğru genişliyoruz. Şöyle daha düzgün Kenarlara çıktım. Bakınız ortada bir yeri merkezi yaptım. Yukarıda dağınık yerlere batarken ortada sadece bir yere battım ve yukarıyı bu şekilde doldurdum. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Hemen burnumuzun altından iniyorum ve ipim kalmadığı için yeniden ipimi bağlayarak geliyorum. 2 kat olarak düğümümü atıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Bakınız arkaya düğümümü atmıştım. Kaldığım yerden giriyorum. iki kat ipim dümdüz iniyorum sağlamlaştırmak için yukarıya tekrar bir daha çıktım aynı yerden geliyorum aşağıya iniyorum ve şu şekilde yan tarafa iki tane trabzan ilerisine yana çıkıyorum aynı yere giriyorum şu şekilde işliyorum bakınız tekrar aynı işlemi şu tarafa yapıyorum yine ipimi kısa aldığım için hemen yine buradan düğümümüzü atalım ve yeniden diğer yanımızı da işleyelim düğümü atıp sağlamlaştırıyorum bu iplerimi daha sonra çekeceğim Evet bu kısım yeterli hemen diğer kısma da örelim Tamamlayalım. Yani işlememizi yapalım. Şuradaki iki tane işlememizi yaptıktan sonra burun ve ağız kısmında tamamlamış olacağız. Bir defa girmiştik buraya. İkinciyi giriyorum ve biraz daha yukarıya çıkarak bir gülümseme ifadesi vermek istiyorum. Şu şekilde bakınız. Ve buradan çıkıyorum. Ağzımızı aynı şekilde işlemek için yan tarafa geçişimi yapıyorum. Şu kısmı taraftaki yaptığımız işleminin birebir aynını tekrar edelim. İşlemimizi de tamamladıktan sonra şapkamız tamamlanmış oldu ve böylece bir çalışmamızı daha bitirmiş olduk. Umarım çalışmamızda sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.